Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size YouTube kanalımda doğada veya stüdyoda hangi ekipmanları kullandığımı tanıtmak istedim. Bu konu hakkında çok fazla soru geliyordu arkadaşlar. Aynı zamanda stüdyoda kullandığım ekipmanları da ayrıca tanıtacağım ama onun için herhalde büyük bir ihtimalle başka bir bölüm yaparım diye düşünüyorum. Bir de bugün neden YouTube'a başladım konusunu irdelemek istiyorum sizinle arkadaşlar. Her şeyden önce özellikle belirtmek isterim ki ben kendimi hani bu herkesin söylediği YouTuber gözüyle bakmıyorum. Ben bu işi ilk başta hobi olarak başlamış olsam da sadece keyif aldığım için yapıyorum. Bunu YouTuber olarak bir çerçeve içine sokmak işin açıkçası çok hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla ben sevdiğim işi yapıyorum. Ve insanlar da sadece bunu beğendikleri için beni takip edip alkışlıyorlar. Yani herhangi bir ticari ilişki yok. Dolayısıyla veya mecbur oldukları için beni takip etmiyorlar. Bu benim için çok güzel bir şey arkadaşlar. Bilen arkadaşlar vardır. Bilmeyenler için ben tekrar söyleyeyim. Normalde abimle benim bir yazılım ve reklam şirketimiz var. Ancak sizin de dikkat ettiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır, 2,5 yıldır ben YouTube üzerine çok fazla eğilmeye başladım. Bunu yapmaktaki amacım, yani bu tip içerikleri size paylaşmaktaki amacım kesinlikle ticari çıkar değil. Zaten bilenler vardır, bilmeyenler için de söyleyeyim. YouTube'dan gelen reklam gelirleriyle böyle bir evi çevirmek, bir hayatı idame ettirmek çok kolay değil. Eğer çok büyük bir kanalınız yoksa. Benim öyle hırslarım da yok. Benim amacım insanlar benim yaptığım işleri beğendikleri için beni takip etsinler. İstediğim için bunu yapıyorum ve bu kanalda ve Respitnet kanalda bunun için çok iyi bir ortam. Dolayısıyla benim YouTube maceram bu şekilde. Zaten çok aşırı büyük de bir kanalımız yok. Ancak yaptığım videoların izlenmesi beni gerçekten çok memnun ediyor. Şimdi de dilerseniz YouTube'a başlamak isteyen arkadaşlara ne tavsiye edeceğimi anlatayım. Arkadaşlar YouTube'a başlamak istiyorsanız hiçbir zaman profesyonel ekipmanlara ihtiyacınız yok başlangıç için. Sadece cep telefonunuz ile de çok güzel videolar, çok güzel içerikler ortaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla yatırım yapmaktan ziyade elinizdeki ekipmanlarla bu işe soyunmanız her zaman için avantajınız olacaktır. Zaten bunu YouTube kendisi de söylüyor, kendi akademisi. Burada gördüğünüz gibi benim birkaç tane ekipmanım var. Genellikle bunlar dış mekan çekimlerinde kullandığım ekipmanlar benim. Başlangıç maliyetleri bu tip işlerde çok yüksek olduğu için dolayısıyla yavaş yavaş biriktirmek veya yavaş yavaş almak her zaman için en kolayı. Şu anda burada gördüğünüz gibi dış mekanlarda kullandığım harici bataryalarım var. Çünkü kameralar ve ses kayıt cihazları çok fazla elektrik sarf ettiği için sürekli enerjiye, depolanabilir enerjiye ihtiyacımız var. Burada benim harici bataryalarım var. Bunların bir kısmının tanıtımını daha önce size yapmıştım. Onları tekrar izlemek isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında açıklama yapacağım. Burada gördüğünüz gibi bir tane ana kameram var. Bu Panasonic'in HCV100 modeli. Ve onun bağlı olduğu ana tripodum var. Bu kameranın da incelemesini bulabilirsiniz. Bu benim kameralarım, özellikle bu kamera 1080 piksel Full HD video çekiyor. Yani 2K veya 4K video çekme özelliğine sahip değil. Bütün videolarımı ben 1080 piksel olarak hazırlayıp size öyle sunuyorum. Bildiğiniz gibi ben pek çok videomda iki kamera kullanıyorum arkadaşlar. Kullandığım diğer kamera da bu kamera. Özellikle dış mekan çekimlerinde bu kameranın çok fazla avantajını görüyorum. Bu bir aksiyon kamerası. Xiaomi'nin Yi modeli. 2.1K video çekebilme özelliğine sahip ve görüntüsü gerçekten bildiğim gibi çok güzel bir görüntü veriyor. Ben bu kameradan çok memnunum. Pek çok projemde bu kamerayı kullandım. Zaten biliyorsunuz shift kamera kullanıyorum. Şu an videoyu telefonla çekiyorum. Telefonun bağlı olduğu yerde de bir tane tripodum var. Onu da şöyle göstereyim size ben. Gördüğünüz gibi telefon bağlı olduğu bir tripod var karşıda. Burada benim bir tane tabletim var arkadaşlar. Bu tableti ben hem ses kaydetmek için kullanıyorum. Aynı zamanda video çekerken anlatacağım şeylerin notunu aldığım belgelerde bu
tabletin içerisinde. Aynı zamanda bu tablet basit video editleme işlerini de halletmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kapasitede, bu güçte bir tablet kullanıyorum ben. Bu kullandığım tablette Reader'ın A8i modeli, Intel işlemcili bir tablet bu. Dolayısıyla bu kadar çok elektronik ekipman kullanıyorken batarya her zaman, pil her zaman, enerji her zaman problem oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla yüksek kapasiteli bataryalar kullanmayı tercih ediyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ses kaydettiğim mikrofonum burada. Bu da kondenser bir mikrofon arkadaşlar. Boya'nın bir modeli. Çok pahalı bir mikrofon değil. Yaklaşık 80-100 lira civarında idi ben aldığım zamanlar. Tabii dolar şu anda çok yükseldi. Şu andaki fiyatını bilemiyorum. Bu ekipmanları taşımak için bir tane çantaya ihtiyacım var. Tabii bu çantanın içerisinde şu anda ben göstermiyorum. Çeşitli kablo, alet ve edevatlar var bu cihazların birbirine bağlanabilmesi için. Burada aksiyon sahnelerini çekerken kullandığım harici bir tane de monopodum var. Bu gerçekten güzel, kaliteli bir monopod. Batmayan bir monopod. Çünkü sürekli doğada video çektiğim için ve bazen de suya çok fazla aşırı neşir olmam gerekiyor. Kameramı buna bağlıyorum. Özellikle bu Gökova Körfezi gezisini yaptığımız projemizde bu monopodun çok fazla faydasını gördüm ben. Çünkü kano üzerinde kamera pek çok kez düşüp kalkabiliyor suyun içerisine. Battığı zaman da gidiyor. Allah'tan o projede pek bir şey kaybetmedik. Arkadaşlar bunlar benim temel dış mekanda video çektiğim ekipmanlar, bu kadar. Bunların haricinde yanıma bazen ufak tefek farklı ekipmanlar da alabiliyorum ama genel olarak 100 videonun 99 tanesini bu ekipmanların hepsiyle çekiyorum. Şu anda telefonumu ilk defa kullanıyorum video çekerken. Yani video kalitesi konusunda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Umarım iyi çekiyordur. Gerçi çok eski bir telefon değil. Bakarsınız bundan sonra bu kamerayla beraber, yani bu telefonla beraber güzel video çıkartıyorsa 3 kamerada çekim yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar YouTube'a başlamak isteyen arkadaşlar için diğer tavsiyelerimi anlatacak olursam, bu iş para kazanılmak için yapılabilecek bir iş değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu işi seviyorsanız girişmeniz gerekiyor. Gerçekten video ve içerik oluşturmak çok meşakkatli, çok uzun uğraşlar isteyen işler. Dolayısıyla ben bu işten para kazanacağım, bu işten zengin olacağım diye başlarsanız hiçbir zaman muvaffak olamayacaksınız. YouTube'u bir ticari kapı olarak görmemeniz gerekiyor. Zaten YouTube kendisi de akademide bunu her zaman eğitimlerinde bu konuya fazlasıyla değiniyor. Eyvallah, gözüm sağ ol. Video çekmek, sadece video çekmeye başlamak, videoyu çekip hemen YouTube'a yükleyeyim, orada insanlar seyretsin de olabilecek işler değil arkadaşlar. YouTube'da başarılı olmak istiyorsanız benim şahsi tecrübem, öncelikle dikkat etmeniz gereken şey, yapılmayanı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani örnek vermek gerekirse internette çok fazla bilgi kanalı var. Mesela bir bilgi kanalı açmak uzun vadede size bir şey kazandırmayacaktır. Veya çok fazla oyun kanalı açılıyor YouTube'da. YouTube'da yeni bir oyun kanalı açmak hiçbir zaman, yani ortaya yeni bir şey koyamıyorsanız yapılmış olanı yapmak hiçbir zaman size başarıya ulaştırmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla de sizin moralinizi çok bozacak. Mesela birisi bir bilgi kanalı açıyor. O bilgi kanalı, atıyorum, koyduğu bir video milyonlarca seyrediliyor ya da yüz binlerce, milyonlarca abonesi var. Ama siz o kadar çaba sarf ediyorsunuz. Özellikle ben kendi kanalım için konuşuyorum bunu. Pek çok konuyla cebelleşiyorsunuz, pek çok şeyle uğraşıyorsunuz, doğayla iç içesiniz, sürekli var olmaya çalışıyorsunuz, içerik üretmeye çalışıyorsunuz ve dolayısıyla izlenimleriniz veya takipçileriniz sayısı düşük olduğu zaman bu sizi yıldıracaksa zaten baştan bu işi baştan girmemeniz gerekiyor. Bu birazcık gönül işi. YouTube'a başlayacak olan arkadaşlara verebileceğim tavsiyeler bu şekilde arkadaşlar. Eğer İçerik oluşturabilecek, özgün içerik oluşturabilecek kadar boş vaktiniz varsa ve bu işi gerçekten sevdiğiniz için yapacaksanız kesinlikle başlamalısınız. Özellikle kanalda bana soruyorlar, abi çok daha sık video at, daha sık video at diye. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir videoyu hazırlamak benim yaklaşık 2,5 günümü alıyor. Bir aksilik çıkmadığı müddetçe haftada 3 video atmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben bu 3 videoyla bile sadece tek başıma çalıştığım için benim bir haftam
baştan aşağıya doluyor arkadaşlar. Videoyu montajlamak ayrı bir dert. Videoyu çekmek ayrı bir dert. Videoyu çekiyorsunuz, bakıyorsunuz sahne olmamış, gidiyorsunuz tekrar aynı sahne oluşturup tekrar çekmeye çalışıyorsunuz. Işık olmuyor, ses olmuyor. Ses çok önemli. Dolayısıyla severek yapacağınız bir iş arıyorsanız bu YouTube bunun için ideal, ama dediğim gibi severek yapacaksınız. Benim için şu anda söyleyecek başka bir şey kalmadı. Ekipmanlarım bunlar. Bütün içeriklerimi bu ekipmanlarla oluşturuyorum. Ha bir de benim kullandığım video işleme programı ücretsiz olan Microsoft Movie Maker tercih ettim ben. Aklınızdan şunu çıkartmayın. Kanalınız birazcık büyümeye başladığı zaman YouTube sizden kullandığınız video editleme programını soruyor ve onun lisansını sizden istiyor. Lisansını gösteremediğiniz zaman da içeriklerinizle beraber bütün kanalınız kapatılıyor. O kanaldan para kazanmayı hedefliyorsanız da bağlı olan AdSense hesabını da engelliyor arkadaşlar. Yani o zamana kadar birikmiş olan bütün paralarınız maalesef YouTube'a kalıyor. Dolayısıyla lisans çok önemli. Telif hakkı çok önemli. İnternetten sağdan soldan hani kolaj yapıp videoları sağdan soldan toplayıp böyle kolaj yapıp tek video oluşturup kanal yönetmek çok kolay. Esas yayıncılık bence bu tip yayıncılık diyeyim ben size. Bu konu hakkında da merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorum bölümünden sorun. Bildiğiniz gibi ben hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Şu an söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.